Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Kasım Perşembe sizlerle Sakarya'nın gündemini değerlendireceğiz. Yeniden Refah Partisi Sakarya İl Başkanlığı basın mensupları ile bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Sakarya İl Başkanı Hidayet Kaya il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi. Hendek'te feci kaza. Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına motor çarptı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Feci kazada kadın olay yerinde, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkollü iki kişi arasındaki kavgada silahlı saldırı. Sakarya'da dün gece saatlerinde Sapanca'da bir alkollü restoranda silahlı kavga meydana geldi. 6 ay önce boşanmışlardı, sonra kendini yaktı. Sakarya Serdivan'da yaşayan aile 6 ay önce ayrılmıştı. Eşiyle son bir kez daha görüşmek istediği ve eski eşinin evine gittiği öğrenilen şahsın eşinin evinde kendisini yaktığı iddia edildi. Sakarya MÜSİAD, MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı 2022'ye damgasını vurdu. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı 2022 TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 124 ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuar, MÜSİAD Sakarya Şubesi 1220 metrekare alanda 22 firma ile fuara en çok katılım sağlayan şube oldu. Serdip Dokumacı kararımı verdi. İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Serdip Dokumacı'nın önümüzdeki günlerde yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağı öğrenildi. Sapanca'da mermilerin hedefi oldu. Sapanca'da meydana gelen olayda 35 yaşındaki adam silahla yaralandı. Kuzenine cinsel istismardan tutuklanan şahsa tahliye. Sakarya'da 14 yaşındaki öz kuzenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 11 Temmuz tarihinde tutuklanan 23 yaşındaki şahıs tahliye edildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon bariyerlere girdi. Pamukova Adapazarı D650 Karayolu Adliye Mahallesi'nde kamyon bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ormandan topladığı mantardan zehirlendi. Geyve'de ormandan topladığı mantardan yiyen 22 yaşındaki bir genç zehirlenerek hastanelik oldu. İki otomobil çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız.